John Stuart Mill Faydacılık Adalet ve fayda arasındaki bağlantı üzerine Kuramsal düşünmenin tüm çağları içinde doğru ve yanlışın ölçütünün fayda ya da mutluluk olduğunu söyleyen öğretinin alınanışına en güçlü engellerden biri adalet düşüncesinden gelmiştir. Bu kelimenin bir içgüdüye benzeyen hızı ve kesinliği ile çarpıştırdığı güçlü hissiyat ve apaçık algılanışı, düşünürlerin büyük çoğunluğuna şeylerin özünde olan bir niteliğe işaret ediyor. Adil olanın doğada mutlak bir şey olarak varlık bulması gerektiğini sergiliyor gibi görünmüştür. Oysa genel olarak uygun olanın her çeşidinden ayrı ve düşünce açısından da ona karşıt olanla birlikte uzun vadede gerçekte asla ondan ayrı değildir. Böyle olması halinde tıpkı diğer ahlaki hislerimizde de olduğu gibi bunun kökeni ile bağlayıcılık gücü sorunu arasında da zorunlu bir bağlantı yoktur. Bizde doğanın bahsettiği bir his olarak kendisinden gelen tüm telkinleri meşrulaştırmak zorunda değildir adalet hissi özel bir içgüdü olabilir ancak yine o da diğer içgüdülerimiz gibi daha yüksek bir neden tarafından kontrol edilme ve aydınlanma ihtiyacı duyar. Bizi belirli bir şekilde yargıda bulunmaya yönelten entelektüel içgüdülerimiz olduğu kadar belirli bir şekilde hareket etmeye yönelten hayvani içgüdülerimiz de vardır. Ancak ilkinin kendi alanında diğerinin kendi alanında olduğundan daha yanılmaz olma zorunluluğu yoktur. Bazen biri tarafından yanlış yargılar telkin edilebildiği gibi öte tarafından da yanlış eylemler telkin edilebilir. Ancak doğal adalet hislerimiz olduğuna inanmak bir şey, onları davranışların nihai ölçütü olarak tanımak ayrı bir şey olmasına rağmen Gerçekte bu iki görüş birbirine yakından ilişkilidir. İnsanoğlu başka türlü açıklanamayacak her özel hissin bir takım nesnel gerçekliklerin açığa çıkması olduğuna inanmaya eğilimlidir. Mevcut hedefimiz adalet hissinin karşılık geldiği gerçekliğin böylesi bir özel açığa çıkma durumuna ihtiyaç duyup duymadığını ve yine bir eylemin adilliği ya da adaletsizliğinin onun doğasına has ve diğer tüm niteliklerden ayrı ya da bu niteliklerin sadece özel bir görünüm altında sunulmuş bir bileşimi olup olmadığını belirlemektir. Bunu soruşturma amacıyla adalet ve adaletsizlik hissinin kendisinin tıpkı renk ve tat duyumlarımızda olduğu gibi mi yoksa diğerlerinin bir bileşkesi olarak biçimlenmiş türetme bir his mi olduğunu göz önüne almak önemlidir. Burada çoğunlukla insanların da kabul etmeye razı olacakları gibi adaletin ilkelerinin genel bir şekilde genel olarak uygun olanın alanının bir parçası ile çakıştığını gözlemlemek önemlidir. Ancak adaletin öznel zihinsel hissiyatı çoğunlukla basit bir uygunluğa bağlanandan farklıdır ve uç durumlar haricinde taleplerinde çok daha buyurucudur. Bu yüzden insanlar adalette sadece genel faydanın belirli bir tür ya da dalını görmekte zorlanırlar. Ve onun üstün bağlayıcılık gücünün tamamen farklı bir kaynaktan gelmesi gerektiğini düşünürler. Bu soruya ışık tutmak için adaletin ya da adaletsizliğin ayırıcı özelliğinin ne olduğunu öğrenmeye girişmek gereklidir. Adaletsiz olarak tanımlanmış, Tüm davranış biçimlerinde ortak olan ve onlar için uygun görülen bu özel hoşnutsuzluk sıfatına sahip olmaksızın onaylanmayan diğer davranış şekillerinden onları ayıran nitelik eğer varsa nedir? Eğer insanların adil ya da adaletsiz olarak tanımlamaya alışık oldukları her şey her zaman mevcut olan ortak bir özellik ya da özellik yanı varsa o zaman bu belirli özellik ya da özellikler yığınının kendi etrafında bu özel niteliğe ilişkin bir duyguyu ve duygusal bünyemizin genel yasalarının erdemiyle oluşan bir yoğunluğu toplama kabiliyeti olduğu yargısına varabiliriz. Yahut bu duygunun açıklanamaz bir şey olduğu ve doğanın özel bir tedariki olarak görülmesi gerektiğini düşünebiliriz. Eğer ilkinin mevzu bahis olduğunu anlarsak, o zaman bu sorunu çözerken ana sorunu da çözmüş oluruz. Yok eğer ikinci durum söz konusuysa, bunu soruşturmanın diğer yollarını aramamız gerekir. Çeşitli nesnelerin ortak niteliklerini bulmak için buna o nesneleri somut olarak araştırmayla başlamak gerekir. O halde Evrensel ya da yaygın olarak adil ya da adaletsiz diye sınıflandırılmış olan çeşitli eylem biçimlerinden ve insan ilişkilerinin dizilişinden birbiri ardı sıra bahsedelim. Bu isimlerle anılan duyguları harekete geçirdiği iyi bilinen şeyler birbirinden çok farklı karakterlerdir. Herhangi özel bir dizilişi araştırmaksızın bunları hızla gözden geçireceğim. Özellikle bir insanı kişisel özgürlüğünden, mülkiyetinden ya da yasa ile kendisine ait olan herhangi bir şeyden mahrum etmek çoğunlukla adaletsiz olarak düşünülür. İşte bu tam da adil ve adaletsiz terimlerinin kusursuzca tanımlanmış şeklinin bir örneğidir. Diğer bir deyişle, birinin yasal haklarına saygı göstermek adil, onu ihlal etmek ise adaletsizliktir. Fakat bu çeşit bir yargı, adalet ve adaletsizlik kavramının kendilerini ortaya koydukları diğer biçimlerden ortaya çıkan bir takım istisnalara meydan vermektedir. Örneğin, mahrumiyetten dolayı zarar gören bir kişi kendisi de mahrum kaldığı o hakları gasp etmiş olabilir. Buna birazdan döneceğiz. Fakat aynı zamanda ikinci olarak mahrum bırakıldığı yasal hakları ona ait olmaması gereken haklar olabilir. Diğer bir deyişle ona bu hakları veren yasa kötü bir yasa da olabilir. Böyle olduğunda ya da böyle olduğu varsayıldığında onun ihlal edilmesinin adalet ya da adaletsizlik olması üzerine görüşler de değişecektir. Bazıları ne kadar kötü olursa olsun vatandaş bireyin uymaması gereken bir yasa olamayacağını Böyle bir karşı çıkışın eğer gerçekleşecekse sadece yetkin bir otoritenin onu değiştirmesi çabasıyla ortaya konabileceğini savunurlar. Bu görüş kimilerince uygun olma temelinde. Özellikle de insanlığın ortak çıkarıyla ilgili olarak yasaya itaat duygusunun çiğnenmemesinin önemi temelinde savunulur. Yine diğerleri de tam tersi fikre sahip olup kötü olarak değerlendirilmiş her tür yasaya bu değerlendirme adaletsizlikten değil de sadece uygun olmama üzerinden bile olsa gönül rahatlığıyla karşı çıkılabileceğini savunurlar. Kimi başkaları karşı çıkma haklarını adaletsiz yasalar ile sınırlarlar. Ancak yine kimileri de uygun olmayan tüm yasaların adaletsiz olduğunu Zira her yasanın insanın doğal özgürlüğüne kısıtlama getirdiğini ve kısıtlamanın onların iyiliklerine yönelik olmakla meşru kılınmadıkça adaletsizlik olduğunu söylerler. Tüm bu görüş ayrılıklarına rağmen adaletsiz yasalar olabileceği ve birinin işe yararken diğerine kötü dokunabileceği bu yasaların Sonuç olarak adaletin nihai ölçütü olmadıkları genel olarak kabul görür. Yine de bir yasanın adil olmadığı düşünüldüğünde bu bir yasa ihlalinin diğer bir deyişle birinin haklarının ihlalinin adil olmamasıyla aynı şekilde değerlendiriliyor gibi görünür. Oysa böyle olunca bu bir yasal hak olamaz farklı bir isimlendirme alır ve ahlaki bir hak olarak adlandırılır. Böylece herhangi birinden ahlaki bir hakkını almak ya da alıkoymak ikinci bir adaletsizlik durumunu meydana getirir. Üçüncü olarak evrensel bir kabulle her insanın hak ettiğini alması gerektiği düşünülür. Hak etmediği bir iyiliği edinmesi ya da kötülüğe uğramaması adaletsizlik olarak değerlendirilir. Bu belki de genel zihin yapısı tarafından kavranan, en açık ve en göze çarpan adalet düşüncesi şeklidir. Mesele hak etme ile ilgili olduğunda ise bu hakkı neyin oluşturduğu sorunu gündeme gelir. Genel olarak söylenecek olursa bir kişi doğru olanı yapıyorsa iyiyi, yanlışı yapıyorsa kötüyü hak ettiği düşünülür. Daha da özel bir anlamda İyilik yaptığı kişilerden iyiliği, kötülük yaptıklarından ise kötülüğü hak ettiği anlaşılır. Kötülüğe karşılık olarak iyilik yapma ilkesi ise hiçbir zaman adaletin gerçekleşmesi olarak görünmemiştir. Bu ancak başka düşüncelere uyma aracılığıyla adalet isteklerinin ötelendiği durumlarda mevzu bahis olur. Dördüncü olarak hiç kuşkusuz birine verdiği sözü tutmamak adaletsizliktir ifade ya da ima edilmiş bir sözleşmeyi ihlal etmek ya da kendi davranışları yüzünden ortaya çıkmış beklentileri boşa çıkarmak, en azından o beklentileri bilerek ve isteyerek oluşturmuşsak böyledir. Tıpkı adaletin bahsedilmiş olan diğer yükümlülükleri gibi bu da mutlak olarak değerlendirilmez. Diğer taraftan daha güçlü adalet yükümlülükleriyle ya da söz konusu olan kişi tarafından yapılan böylesi bir davranış aracılığıyla bizi ona karşı yükümlülüğümüzden kurtardığı varsayılan ve beklentisi içine sokulduğu yararın kaybedilmesiyle geçersiz kılınabilme kapasitesine sahiptir. Beşincisi, evrensel bir kabul olarak taraflı olmak. Öncelik ve iltimasın düzgün bir şekilde uygulanamayacağı meselelerde bir kişiye diğerine göre öncelik veya iltimas göstermek adaletle bağdaşmaz. Bununla birlikte tarafsızlık, kendi içinde bir ödev olarak değil de daha ziyade kimi başka ödevlere aracı olarak görülür. Zira öncelik ve iltimas her zaman eleştirilebilir şeyler olarak görünmezler ve gerçekten de böyle suçlanmadıkları durumlar kuraldan çok istisnadır. Biri Ailesi ve arkadaşlarına yardım etmede yabancılara göre daha fazla çaba göstermezse, bunu yaparken başka bir ödevi ihlal etmediği sürece alkışlanmaktan ziyade kınanacaktır. Ayrıca kimse bir kişinin arkadaşı, akrabası ya da ahbabı olan birine diğerine göre öncelik tanımasının adaletsizlik olduğunu düşünmez. Tabii ki tarafsızlık hukuk söz konusu olduğunda zorunludur ancak bu durum herkese hakkını vermekle ilgili daha genel bir yükümlülükle ilgilidir. Örneğin bir mahkeme tarafsız olmalıdır. Çünkü diğer hiçbir şeyi göz önüne almadan iki taraftan birinin hakkı olan tartışmalı bir şey üzerinde karar vermek zorundadır. Tarafsızlığın sadece hak edilen şeyle ilgili olarak yargıç öğretmen ya da ebeveyninin yetkinliğiyle ödül ve cezaya karar vermesi anlamına geldiği başka durumlar da vardır. Bunlar da yine bir tek kamu yararının düşünülmesinin etkilediği, örneğin devlet idaresinde işe alınacak adaylar arasında bir seçim yapmak gibi durumlardır. Kısaca adaletin bir yükümlülüğü olarak tarafsızlığın, özellikle mevcut belirli bir duruma etki etmesi gerektiği varsayılan görüşlerce etkilenmek ve bu görüşlerin belirlediğinden farklı hareket etmeye yönlendiren herhangi bir nedenin taleplerine direnmek anlamına geldiği söylenilebilir. Tarafsızlık düşüncesiyle neredeyse bağlaşık olan diğer şey eşitliktir. Bu hem adalet anlayışında hem de onun uygulanışında tamamlayıcı öğe olarak bulunur. Ve birçoklarına göre de onun özünü oluşturur. Ancak bunda Diğer durumlardan daha fazla olarak adalet kavramı farklı kişilere göre değişir ve her zaman onların fayda kavramının çeşitliliğine uyum sağlar. Herkes eşitliğin adaletin emri olduğunu ileri sürer. Tabii uygun olanın eşitlik gerektirdiği durumlar hariç. Herkesin haklarına eşit koruma verilmesi adaleti, hakların kendinde en aşırı eşitsizliği destekleyenlerce savunulur. Köleciliğin olduğu ülkelerde bile teorik olarak kölelerin haklarının efendilerin hakları kadar kutsal olması gerektiği kabul edilmiştir. Bunları eşit bir katılıkla zorlamakta başarısız olan bir mahkemede adalet eksiktir. Halbuki bununla birlikte uygulamaları içe uygulamaları için kölelere neredeyse hiçbir hak bırakmamış kurumlar adaletsiz varsayılmazlar. Çünkü uygun olmama gibi bir durumları yoktur faydanın sınıf ayrıcalığını gerektirdiğini düşünenler, zenginler ve toplumdaki imtiyazların eşitsiz bir şekilde ayrı tutulmalarının adaletsiz olduğu düşüncesinde değildirler. Ancak bu eşitsizliğin uygun olmadığını düşünenler, aynı zamanda onun adaletsiz olduğunu düşünenlerdir. Devletin gerekli olduğunu düşünenler ise onun diğerlerine bahşedilmeyen yönetimsel güçler verilerek kurulmasında herhangi bir eşitsizlik görmezler. Toplumdaki katmanları, eşitleme öğretilerini savunanlar arasında bile uygun olan hakkındaki görüşlerdeki farklılıklar kadar adalete ilişkin sorular mevcuttur. Kimi komünistler toplumun emeğinin ürününün tam bir eşitlik ile paylaştırılması dışındaki ilkeleri adaletsiz bulurlar. Yine kimileri ihtiyaçları daha büyük olanların daha fazla alması gerektiği görüşündedirler. Ya da yine daha fazla çalışan, daha fazla üreten ya da topluma hizmetleri daha değerli olanların üretimin dağılımından daha büyük bir hissede adilce hak talep edebileceklerini savunurlar. Bu görüşleri savunanlar adına doğal adalet duygusuna başvuru da akla uygun olabilir. Adalet teriminin pek çok farklı uygulaması arasında ki buna rağmen müpem görünmez, bunları bir arada tutan zihinsel bağlantıyı ve terimin esasen dayandığı bağlaşık ahlaki duyguyu yakalamak bazı zorunluluklar barındırır. Bu sıkıntıyı aşmak için belki kelimenin etimolojisinde işaret edilen tarihinden yardım alınabilir. Eğer hepsinde değilse bile dillerin birçoğunda adilin karşılığı olan kelimenin etimolojisi ya pozitif hukukla ya da pek çok durumda hukukun ilkel biçimi olan otoriter gelenek ile ilişkili bir kökene dayanır. Justin emredilmiş demek olan Jossum'un bir biçimidir. Joss da aynı kökenden gelir. Dikaion dikten gelir ve en azından Yunanistan'ın tarihi çağlarındaki esas anlamı davadır gerçekten de orijinal olarak sadece bir şey yapma, üslup ya da tutumu anlamına geliyordu. Fakat çabucak ataerkil, hukuki ya da siyasi olarak tanınmış yetki makamları tarafından emredilmiş tutum anlamına gelir oldu. Doğru ve adil kelimelerinin geldiği rekt yasa ile eş anlamlıdır. Rektin orijinal anlamı ise tabii ki yasa değil fiziksel doğruluğa işaret ediyordu. Tıpkı yanlış ve latince karşılığı eğri ve dolambaçlı anlamına geldiği gibi. Buradan yola çıkılarak doğrunun orijinal olarak yasa anlamına gelmediği, tam tersine yasanın doğru anlamına geldiği tartışılır. Ancak nasıl olursa olsun asıl olan rekt ve dratnın anlamlarının pozitif hukukla sınırlı hale gelmiş olmalarıdır. Birçok şeyin yasa tarafından fazlaca gerek duyulmamakla birlikte ahlaki doğruluk ya da dürüstlük için aynı derecede gerekmesi ahlaki fikirlerinin esas niteliği açısından belirleyiciyken türevleri tarafından tam tersidir. Adalet sarayları, Adalet Bakanlığı, hukukun mahkemeleri ve bakanlığıdır. Fransızca'da adalet yargılama hakkı için kullanılan bir terimdir. Sanıyorum ki adalet kavramının oluşumundaki ana fikrin ya da İlk öğenin yasaya uygunluk olduğuna şüphe yoktur. İbraniler arasında Hristiyanlığın doğuşuna kadar hakim fikir de buydu. Yasaların kaide gerektiren her şeyi kapsama gayreti içinde olduğu ve bu yasaların doğrudan Tanrı'dan geldiğine inanan bir halkın durumunda bu beklenen bir şeydir. Ancak diğer uluslar özellikle de yasaların ilk baştan ve halen insanlar tarafından yapıldığını bilen Yulanlılar ve romanılar, bu insanların kötü yasalarda yapmış olabileceklerini, yasanın yaptırımı olmaksızın yapmaları halinde adaletsiz olarak adlandırılacak şekilde düzenlenmiş olabileceklerini düşünmekten korkmazlar. Bundan dolayı adaletsizlik duygusu tüm yasa ihlalleriyle ve kendileri de yasa olması gereken şeyin tam tersi olan yasalarla değil de sadece var olması gereken, böylesi yasalarla ve yine bunlar gibi var olması gerekip de olmayanlarla bağlantılı hale gelmiştir. Bu şekliyle fiilen yürürlükteki yasalar bunun ölçüsü olarak kabul edilmeyi durdurduğu zaman bile yasa ve emirleri düşüncesi adalet kavramı içinde halen baskın durumda olmuştur. İnsanoğlunun adalet düşüncesi ve yükümlülüklerini ne kanun ile düzenlenmiş ne de öyle olmaları arzulanmış olmayan pek çok şeylere uygulanabilir olarak düşündüğü doğrudur. Hiç kimse yasaların kişisel yaşamın tüm ayrıntılarına müdahale etmesini arzulamaz. Yine de herkes bir kişinin günlük davranışlarının tümünde ya adil ya da adaletsiz olarak kendilerini göstereceği kanaatindedir. Ancak burada bile yasa olması gereken şeyin ihlali düşüncesi değişiklik yapılmış bir biçimde durmaktadır. Her ne kadar bunun her zaman mahkemelerce yapılmasının uygun olduğunu düşünmesek de adaletsiz olarak adettiğimiz edimlerin cezalandırılması bize her zaman zevk verir ve uygunluk hislerimize hitap eder. Önemsiz rahatsızlıklar yüzünden bu zevkten vazgeçeceğiz yasama gücüne bireyler üzerinde sınırsız bir güç emanet etmekten haklı olarak korkuyor olmasak en küçük ayrıntısına kadar adil davranışın zorlandığını ve adil olmayanın bastırıldığını görmekten memnuniyet duyarız. Bir kişinin adalet aracılığıyla bir şeyi yapmakla sınırlandığını düşündüğünüzde o kişinin o şeyi yapmaya mecbur olduğunu söylemek Dilin bu konumdaki sıradan kullanımına bir örnektir. Güce sahip olan herhangi biri tarafından bu yükümlülüğün zorlandığını görmekten hoşnut oluruz. Yasa aracılığıyla bu zorlamayı yapmanın uygun olmadığını görürsek de bunun imkansızlığı yüzünden acı çekeriz. Bir kötülük olarak adaletsizliğe dokunulmazlık verildiğini düşünür ve kendimizi has güçlü bir dışa vurum ve aleni bir kınama ile suçluyu topa tutarak bunun telafisini sağlamaya çabalarız. Bu şekliyle meşru sınırlama düşüncesi adalet kavramını meydana getiren düşüncedir. Yine de bu kavram toplumun ileri bir durumunda var olduğu şekilde tamamlanmış bir hale gelmeden önce pek çok dönüşümden geçer. Yukarıda adalet düşüncesinin kökeni ve gelişiminin olabildiğince doğru bir anlatımının verildiğini düşünüyorum. Ancak şu ana kadar bu anlatımın yükümlülüğün ahlaki yükümlülükten ayrımına ilişkin bir şeyi içermediğini de gözlemlemiş olmalıyız. Zira gerçek şu ki hukukun özü olan cezai yaptırım düşüncesi sadece adaletsizlik kavrayışının içine girmekle kalmaz, aynı zamanda her tür suç ile ilgilidir birinin yapmış olduğu şeyden dolayı bir şekilde yasa ile değilse dostlarının nazarında öyle olmazsa da en azından kendi vicdanı aracılığıyla cezalandırılması gerektiğini ima etmeye çalışmıyorsak o şeyi suç olarak isimlendirmeyiz. Bu ahlakilik ile basitçe uygun olma durumu arasındaki farka ilişkin dönüm noktasıdır. Bu herkesin içinde kendine göre bulunan ödev kavramının bir parçasıdır ve bir kişiden bunu yerine getirmesi haklılıkla istenebilir. Ödev bir kişiden ısrarla istenebilecek bir şeydir. Tıpkı birinin borcunu ısrarla istemesi gibi. O kişiden bunun istenmesinin mümkün olduğunu düşünürsek o zaman buna onun ödevi diyemeyiz. Sağ görüye ilişkin gerekçeler ya da Başka kişilerin çıkarları bunu fiilen istemeye engel olabilirler. Ancak şurası kesindir ki kişinin kendisinin şikayet etmeye hakkı yoktur. Tam tersi insanların yapmalarını dileyeceğimiz ve yaptıklarında onları sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz ya da yapmadıklarında hoşlanmadığımız ve küçümsediğimiz ancak yine de yapmak zorunda olmadıklarını kabul ettiğimiz başka şeyler de vardır. Bunlar ahlaki yükümlülüğün konusuna girmezler. Bunları kınamayız. Yani cezalandırılmayı gerektiren şeyler olarak düşünmeyiz. Cezayı hak etme ve etmeme fikrine nasıl vardığımız belki ilerleyen kısımda anlaşılacaktır. Ancak doğru ve yanlış kavramları altında bu ayrımın yattığının şüphe götürmez olduğunu düşünüyorum. Bir davranışı yanlış olarak adetmemiz ya da onun hakkında Hoşlanmama ve kötüleme içeren kimi ifadeler kullanmamız da o kişinin bu davranışı yüzünden cezalandırılması gerekip gerekmediğini düşünmemize göre değişir. Şöyle şöyle yapmak doğru ya da sadece arzu edilir veya övgüye değer dememizde bu davranışın kendisine ait olduğu kişinin buna mecbur olmasını ya da bu şekilde davranmak için sadece ikna edilmiş ve yüreklendirilmiş olmasını görmeyi dilememiz ile ilgilidir. O yüzden bu karakteristik fark adaletin değil, genel olarak ahlakiliğin uygun olma ve layık olmaya kalan alanlarla arasındaki sınırı çizdiği için adalet ile ahlakın diğer dallarını birbirinden ayıran özellik yine de araştırılmalıdır. Etik yazarların ahlaki ödevleri, eksiksiz ve eksikli yükümlülük ödevleri şeklinde kötü seçilmiş ifadelerle adlandırılmış iki sınıfı ayırdıkları bilinir. Bunlardan ikincisinde eylem zorunlu olmakla birlikte, onu gerçekleştirmek için gereken belirli koşullar bizim seçimimize bırakılmışlardır. Tıpkı mutlaka yapmamız gereken ancak kime ve ne zaman yapacağımız belirlenmiş olmayan hayırseverlik ya da cömertlik durumlarında olduğu gibi. Felsefi hukukçuların daha kesin olan dilinde, kusursuz yükümlülük ödevleri bazı kişi ya da kişilerde bulunan bir bağıntılı hakka ilişkin erdemdeki ödevlerdir. Kusurlu yükümlülük ödevleri ise herhangi bir hakka kaynaklık etmeyen ahlaki yükümlülüklerdir. Kanımca bu ayrım tam da adalet ve diğer ahlaki yükümlülükler arasında mevcut olanla çakışmaktadır. Adaletin çeşitli yaygın kabullerini incelerken terim genel olarak kişisel hak düşüncesi ile ilgili karşımıza çıkar. Tıpkı bir ya da birçok birey tarafından hak talep edilen hukukun mal sahipliğine ya da diğer yasal haklara ilişkin verdikleri gibi. Adaletsizlik ister birinin sahip olduklarının elinden alınması ya da kendisine verilmiş sözlerin tutulmaması, ister hak ettiğinden ya da kendisinden daha fazla hakka sahip Olmayanlardan daha kötü muamele edilmesi olsun, her durumda buradaki varsayım şu iki şeyi ima eder. Bir haksızlık yapıldığını ve haksızlığın kendisine yapılmış olduğu, atfedilebilir biri olduğunu. Birine diğerlerinden daha iyi davranmakta da adaletsizlik olabilir. Ancak bu durumda haksızlık, kendileri de atfedilebilir kişiler olan karşı tarafa yapılmış olur. Bu durumun bu özelliği... Yani bir kişinin hakkı olanın ahlaki yükümlülükle bağlantılı olması adalet ile cömertlik ya da hayırseverlik arasındaki tür farkını oluşturur. Adalet sadece doğru olanı yapmak ve yanlış olanı yapmamak anlamına gelmez. Aynı zamanda bazı bireylerin bizden kendi ahlaki hakkı olanı talep etmesi anlamına da gelir. Kimsenin bizim cömertlik ya da hayırseverliğimizde ahlaki bir hakkı olamaz. Çünkü bu erdemleri ahlaki olarak belirli bir kişiye karşı gerçekleştirme mecburiyetimiz yoktur. Tıpkı her doğru tanımda olduğu gibi bununla da ilgili olarak kendisiyle en çok çatışıyor gibi görünen durumların onu en çok onaylayanlar olduğu keşfedilecektir. Kimilerinin önceden yapmış olduğu gibi bir ahlakçı belirli bir şeyin tüm iyiliğe hakkı olduğunu kanıtlamaya çalışsa bu tezle o cömertlik ve hayırseverliği de adalet kategorisine eklemiş olur. Kişi en büyük gayretlerimizin hem cinslerimize yönelik olduğunu, nitekim bunları bir tür borç olarak görmeye ya da en azından toplumun bizim için yaptıklarını yeterli derecede geri vermemiz gerektiğini söylemeye böylece de bunu bir minnet meselesi yapmaya mecburdur. Her halükarda da bunlar adaletin meseleleri olarak tanımlanırlar. Nerede bir hak söz konusuysa orada mesele adaletle ilgilidir. Hayırseverliğin erdemiyle değil ve her kim adalet ile ahlakilik arasına bizim şimdi yaptığımız gibi genel bir ayrım koymazsa hiçbir ayrıma girmemiş olur ve tüm ahlaki meseleleri adaletle karıştırır. Gördüğümüz gibi adalet duygusunu oluşturan iki esas etken zarar vermiş birinin cezalandırılması arzusu ile kendisine zarar verilmiş, belirli bire ya da bireylerin olduğu bilgisi ya da inancıdır. Bana öyle geliyor ki başkalarına zarar veren bir kişinin cezalandırılması arzusu her ikisi de en yüksek derecede doğal olan ve her ikisi de içgüdüsele benzeyen ya da olan kendiliğinden gelen iki duygudan çıkmaktadır nefsi müdafaa etkisi ve duygudaşlık hissi. Kendimize ya da duygudaşlık kurduğumuz kişilere karşı yapılan her tür kötülüğe içerlemek, onu geri püskürtmek ya da karşılık vermek doğaldır. Bu hissin kökenini burada tartışmak durumunda değiliz. İster bir içgüdü olsun, ister zekanın bir sonucu, biliyoruz ki bu her canlının doğasında ortaktır. Çünkü her canlı kendisine ya da yavrusuna zarar vermek üzere olanlara ya da böyle olduğunu düşündüklerine kendi zarar verir. İnsanlar diğer hayvanlardan bu konuda iki hususta ayrılır. İlk olarak hayvanların yaptıkları gibi sadece kendi yavrularıyla ya da kimi daha asil hayvanların yaptıkları gibi kendilerine iyi davranan daha üstün hayvanlarla değil tüm insanlarla ve hatta his sahibi tüm varlıklarla duygulaşlık kurarlar. İkincisi, daha gelişkin bir zekaya sahip olanları ister duygudaş ister kendisine değer verme yönünde olsun, duygularının tümüne daha geniş bir çeşitlilik verir. Üstün zekası sayesinde daha geniş duygudaşlık çeşitliliği dışında bile bir insan kendisi ve bir parçası olduğu insan toplumu arasında bir çıkar birliği olduğunu kavrama kapasitesine sahiptir. Böylece toplum güvenliğini genel olarak tehdit eden bir davranış onu da tehdit etmiş olur ve nefsi müdafaa içgüdüsünü harekete geçirir. Aynı zeka üstünlüğü tüm insanlara genel olarak duygudaşlık kurma gücüyle birleşince ise kabilesinin, ülkesinin ya da insanlığın müşterek amacıyla örneğin onlara zarar verecek herhangi bir eylemin kendi duygudaşlık etkisini harekete geçirip onu karşı koymaya çıkartacak şekilde bir birliktelik kurmasını sağlar. Kendisini oluşturan öğelerden biri de cezalandırma arzusu olan adalet duygusunun böylece zeka ve duygudaşlık aracılığıyla bu zararları yani bütünüyle toplumu olduğu gibi bizi de yaralayan bu acıları açıklayan kıssas ve intikam denen doğal duygular olduğunu düşünüyorum. Bu duygunun kendisinde ahlaki hiçbir yön mevcut değildir. Ahlaki olan yanı, gerektiğinde ona hizmet ve itaat edecek şekilde toplumsal duygudaşlıkları olan özel bağlılığıdır. Bu yüzden doğal hisler ayrım gözetmeksizin bize nahoş gelen şeyleri yapanlara karşı sinirlenmemize sebep olurlar. Ancak toplumsallık hissiyle ahlakileştirildiğinde sadece genel iyi ile uyumlu olan yönlerde harekete geçerler. Adil kişiler topluma yönelmiş bir zarara bu kendilerini yaralayan bir şey olmasa da kızarlar ve kendilerine yönelmiş bir zarara ise toplumda bunu önlemeye dönük ortak bir niyet olmadığı takdirde ne kadar acı verici olursa olsun içerlemezler. Adalet duygumuzun incindiğini hissettiğimizde genel olarak toplumu ya da herhangi bir ortak çıkarı değil de sadece bireysel durumumuzu düşünüyor olduğumuzu söylemek bu öğretiye karşı çıkmak değildir. Sadece acı çektiğimiz için kin duyuyor olmak, her ne kadar övülecek bir şey değilse de kesinlikle yaygın bir durumdur. Ancak kin duygusu gerçekten ahlaki bir his olan kişi, yani bir eyleme karşı kin duymadan önce o eylemin suçlanacak bir eylem olup olmadığını düşünen kişi, böylesi bir insan her ne kadar kendi kendine açıkça toplumun çıkarını savunduğunu söylüyor olmasa da kesinlikle kendisinin olduğu kadar toplumun yararı içinde bir kural öne sürmüş olur. Eğer bunu böyle hissetmiyorsa, eğer buna sadece kendisine bireysel olarak etki eden bir eylem olarak bakıyorsa, bilinçli olarak adil değildir. Eyleminin adil olmasıyla ilgilenmiyordur. Bu faydacılık karşıtı ahlakçılar tarafından bile kabul edilir. Kant, öylesine davran ki davranışının temelindeki ilke Tüm ussal varlıklar tarafından bir yasa olarak benimsensin ifadesini ahlakın temel ilkesi olarak ileri sürdüğünde insanlığın ortaklaşa çıkarının ya da en azından ayrım gözetmeksizin insanlığın çıkarının eyleminin ahlakiliği hakkında bilinçli bir şekilde karar verirken failin zihnindeki şey olduğunu aslında kabul etmektedir aksi takdirde kelimeleri anlamsız bir şekilde kullanıyor olurdu. Zira su katılmamış bir bencilliğin bile tüm ussal varlıklar tarafından bir kural olarak benimsenmesi mümkün olmayacağı için bunun benimsenmesinde eşyanın doğasına ilişkin aşılması güç bir engel vardır. Bu makul bir şekilde desteklenemezdi. Kant'ın ilkesine bir anlam verebilmek için davranışlarımızı tüm ustal varlıkların kendi ortaklaşa çıkarlarının yararlarına benimseyebilecekleri bir kural aracılığıyla şekillendirmemiz gerekmektedir. Özetlersek, adalet düşüncesi iki şeyi varsaymaktadır. Bir davranış kuralı ve kuralı yaptırım olarak dayatacak bir duygu. İlkinin tüm insanlık için ortak, ve onların iyiliğine olduğu varsayılmalıdır. Öteki yani duygu ise kuralı ihlal edenlerin çekebilecekleri cezaya ilişkin bir arzudur. Ek olarak bu ihlal yüzünden acı çeken, hakları çiğnenmiş belirli kişiler kavrayışı da buna katılmalıdır. Adalet duygusu bana öyle geliyor ki insanın kendisine ve duygudaşlık kurduğu başkalarına yönelik bir zararı ya da hasarı püskürtmeye ya da onun karşılığını vermeye dönük hayvani bir arzudur. Bu his ahlakiliğini duygudaşlık kısmından türetir. Kendisini has etkileyiciliğini ve kabul edilirlik gücünü ise kişisel zarara karşılık verme arzusundan alır. Hak düşüncesini baştan başa zarar görmüş ve bu zarar tarafından ihlal edilmiş olduğu kişide bulunduğu şekliyle ele aldım. Yoksa bu düşünce ve duygunun bileşimindeki ayrı bir öğe olarak değil. Zira bu zaten diğer bir öğenin kendilerini soktukları biçimden biridir. Bu öğeler bir yandan bir zararın kendilerine atfedilebilir olduğu kişi ya da kişilerdir ve diğer yandan da bir cezalandırma arzusudur. Kendi zihinlerimize dönük bir inceleme. Sanırım bu iki şeyin bir hak ihlalinden bahsettiğimizde demek istediğimiz her şeyi kapsadığını gösterecektir. Bir kişinin hakkından bahsettiğimizde o kişinin bu hakka sahipliğinin ister kanun zoruyla ister eğitim ve genel kanaat ile toplum tarafından korunmasına dönük geçerli bir iddiası bulunduğunu söylemek isteriz. Eğer o kişinin herhangi bir şey üzerinde toplumun bunu ona garanti edecek yeterli iddiası olduğunu düşünüyorsak o şeye hakkı olduğunu söyleriz. Eğer herhangi bir şeyin hakkı olarak ona ait olmadığını kanıtlamayı arzularsak, bunun toplum tarafından onun için koruma tedbirlerinin alınmaması ve gerçekleşmesinin şansa ya da kendi çabasına bırakılması gerektiği herkesçe kabul edildiği andan itibaren yapılmış olduğunu düşünürüz. Bu yüzden bir kişinin profesyonel bir rekabet ile dürüstçe kazanabildiği şeyde de bir hakkı olduğu söylenir. Çünkü toplum başkalarının onun bu şekilde yapabildiğince kazanmaya çabalamasını engellemesine izin vermemelidir. Yine de kazanabiliyor olmakla birlikte örneğin yılda 300 pound kazanmaya hakkı yoktur. Çünkü toplumun ona bu miktarı kazanacağının teminatını vermesi beklenemez. Diğer yandan eğer %3 getirili 10.000 pound değerinde tahvile sahipse o zaman yılda 300 pound kazanmaya hakkı vardır. Çünkü o zaman toplum bu miktarı kendisine sağlamakla yükümlüdür. O halde bir şeyde hak sahibi olmak anlıyorum ki toplumun beni o şeyin sahibi olarak savunmak zorunda olması demektir. Buna karşı çıkacak kişi eğer toplumun bunu neden yapması gerektiğini soracak olsa ona genel faydanın dışında bir sebep söyleyemem. Eğer bu ifade yeterince güçlü bir yükümlülük hissi ya da o hisse has enerjinin açıklamasını veriyor gibi görünmüyorsa, bunun sebebi söz konusu duygunun bileşimi ile ilgilidir. Yani sadece akılsal değil aynı zamanda intikama susamıştık gibi bir hayvansal öğeyi de içeriyor olmasındandır. Bu susuzluk yoğunluğu kadar ahlaki meşruluğunu da ilişkili olduğu olağanüstü önemli ve etkileyici bir çeşit faydadan türetmektedir. Burada söz konusu olan çıkar güvenlikle ilgili olandır. Yani herkesin hisleri açısından tüm çıkarların en hayati olanı. Diğer dünyevi yararların neredeyse hepsi biri tarafından istense diğeri tarafından istenmez pek çoklarından da eğer zorunda kalınırsa güzelce vazgeçilir veya başka bir şeyle ikame edilir. Ancak hiçbir insanoğlu güvenlik olmadan yapamaz. Mevcut anın ötesinde kötülüklerden tüm muafiyetimiz ve en iyi şeylerin hepsinin tüm değeri ona dayanır. Bizim için anın memnuniyeti dışında bir şey olmasaydı bir sonraki anda bizden daha güçlü olan biri tarafından her şeyimizden mahrum bırakılabilirdik. O halde fiziksel beslenmeden sonra gelen zorunlulukların bu en vazgeçilmezi, bunu sağlayacak mekanizma kesintisiz bir şekilde etkin halde tutulmadığı takdirde elde edilemez. Bu yüzden varoluşumuzun tam da temeli olan hem cinslerimizin de katılarak bizim için güvenlik olacakları bu hak görüşü daha yaygın fayda durumlarının herhangi birinden çok daha yoğun hisleri etrafında toplar. Buradaki derece farkı gerçek bir türsel farka dönüşür. Bu iddia doğru ve yanlış ile sıradan uygunluk ve uygunsuzluk arasındaki ayrımı oluşturan tüm diğer düşünceler ile açık sınırsızlık ve ölçülmezliği, mutlaklık özelliğini varsaymaktadır. Söz konusu hisler öylesine güçlüdür ve biz başkalarında buna uyumlu bir his bulunacağını o kadar emin şekilde varsayarız ki olabilir ve olursa gibi öneri ifadeleri zorunluluk belirten olmalı şekline dönüşür ve buradaki kaçınılmazlık bedensel olanı andıran ve bağlayıcılık gücü açısından ondan aşağı kalmayan bir ahlaki zorunluluk halini alır. Eğer yukarıdaki analiz ya da ona benzer şey adalet kavramının doğru açıklaması değilse, eğer adalet faydadan tamamen bağımsız ve zihnin basit bir kendi iç gözlemiyle anlaşılabilecek kendiliğinden bir ölçütse, bu içsel kehanetin neden bu kadar bulanık olduğunu ve neden pek çok şeyin bu ışık altında aynı zamanda hem adil hem de adaletsiz göründüğünü anlamak zordur. Bize sürekli faydanın herkesin farklı yorumladığı, değişken bir ölçüt olduğu, adaletin kanıtlarını kendi içinde taşıyan ve farklı görüş dalgalanmalarından bağımsız olan değişmez, sabit ve kesin emirleri dışında bir esenliği var olamayacağı söylenip durulur. Bundan yola çıkarak adalet üzerine sorulan sorularda ihtilaf olamayacağı sanılabilir. Öyle ki adalet bunu kendimize bir kural olarak belirlersek herhangi bir duruma uygulanmasında bizim için hemen hemen matematik gösterimlerdeki gibi şüphe götürmez görülebilir. Bu kanı gerçeklerden olabildiğince uzaktır. Zira en az toplum için neyin faydalı olduğu hakkındaki kadar farklı görüş ve ateşli tartışma adil olanın ne olduğu hakkında da vardır. Sadece farklı unsurlar ve bireyler farklı adalet kavramlarına sahip olmakla kalmaz. Aynı kişinin zihninde bile adalet bir tek değil. Kendi emirleri ile uyumlu olmayan ve kişinin kimi ikincil ölçütler ya da kişisel tercihlerle yönlendirildiği aralarında seçim yapılması gereken birden fazla kural, ilke ya da maksimdir. Örneğin kimileri başkalarına caydırıcı örnek olması için birini cezalandırmanın adil olmadığı, cezalandırmanın ancak cezayı çekenin iyiliği amaçlandığında adil olabileceğini söylerler. Kimileri de tam tersini savunurlar. Ve erginliğe ulaşmış bir kişinin kendi iyiliği için cezalandırılmasının, eğer mevzu sadece onun iyiliği ise, onun adına kimsenin buna karar verme hakkı olmamasından dolayı despotluk ve adaletsizlik olacağını ileri sürerler. Böyle kişiler ancak başkalarına kötülük yapmalarının engellenmesi için adilce cezalandırılabilirler. Bu da meşru bir nefsi müdafaa hakkının kullanılması olur. Bay Owen ise cezalandırmanın tümüyle adaletsiz olduğunu ileri sürer. Çünkü ona göre suçlu kişi karakterlerini kendi oluşturmamış, eğitimi ve çevresel koşulları onu bir suçlu haline getirmiş, bu yüzden sorumlu tutulamaz. Tüm bu görüşler fazlasıyla akla yatkındır. Ve burada tartışma konusu olan sadece adaletle ilgili bir sorun olduğu ve adaletin altında yatan ilkeler ile onun yetkisinin kaynağına inmediği için Tüm bu görüşleri dile getirenlere nasıl karşı çıkılabileceğini bilmiyorum. Gerçekten de bunların her üçü de adalet kuralları üzerine inşa edildikleri için kusursuz doğrulardır. İlki bir bireyin ayırt edilip rızası olmaksızın başkalarının yararına kurban edilmesi şeklinde tanınan adaletsizliğe dikkat çekmektedir. İkincisi bir kişiyi bir başkasının iyinin ne olduğu hakkındaki görüşlerine uymaya zorlamanın bilinen adaletsizliğiyle nefsi müdafaa şeklinde tanınan adalete dayanmaktadır. Ovuncu olan ise bir kişinin elinde olmayan şey yüzünden cezalandırılmasının adaletsizliği üzerine herkesçe bilinen ilkeyi hatırlatmaktadır. Her biri kendi seçmiş olduğu dışında bir adalet maksimini göz önünde bulundurmak zorunda kaldığı sürece başarılıdır. Ancak bunların birbirinden farklı olan maksimleri yüz yüze getirildiklerinde her birinin kendi adına en az başkalarınınki kadar çok söyleyebileceği şeyi varmış gibi görünür. Hiçbiri kendi adalet görüşünü eşit derecede bağlayıcı olan bir diğerini çiğnemeden ileri taşıyamaz. Bunlar aşılması gereken güçlüklerdir. Her zaman da böyle görülmüşlerdir üstesinden gelmekten ziyade bunları dönüştürecek pek çok aygıt icat edilmiştir. Üçünün en sonuncusundan kurtulmak için insanlar irade özgürlüğü dedikleri şeyi icat ettiler. Zira iradi eğilimi tamamen nefretlik bir insanı cezalandırmanın önceki koşullarından etkilenmeden bu duruma geldiği varsayılmaksızın mümkün olamayacağını düşünürler. Diğer güçlüklerden kaçınmak için ise pek gözde bir sözleşme kurgusu icat ettiler. Buna göre bilinmeyen bir zamanda toplumun tüm üyeleri yasalara itaat ile kendilerini bağlamış, bunlara herhangi bir itaatsizliğin ise cezalandırılacağına razı olmuşlardı. Böylece yasa koyucularına onların başka türlü sahip olamayacakları kendilerinin ve toplumun iyiliği için onları cezalandırabilme hakkını vermişlerdi. Bu kutlu düşüncenin bir başka kabul edilmiş adalet maksimi olan yapılan şeyin zarar vereceği kişinin rızası varsa yapılan şey adaletsiz olmaz maksimi nedeniyle tüm güçlüğü aştığı ve ceza uygulamasını meşrulaştırdığı düşünülmüştür. Buradaki rıza sadece bir kurgu olmasaydı bile bu Maksim'in yetkinlikte onun yerini alması kabul edilecek diğerlerinden hiçbir üstünlüğü olmadığını söylememe gerek yoktur. Tam tersine bu, varsayılan adalet ilkelerinin gevşek ve düzensiz bir tarzının öğretici örneğidir. Vesbelli, mahkeme işlerindeki kaba ihtiyaçların görülmesine yardımcı olması açısından kullanılmaya başlanmıştır. Zira burada işin incelikle yapılmaya çalışılmasından daha büyük kötülüğün gelebilecek olması dolayısıyla bazen fazlasıyla belirsiz varsayımlarıyla yetinmek zorunda kalındığı olunur. Ancak mahkemelerde bile bu maksime kalıcı bir biçimde bağlı kalınamayabilir. Çünkü onlarda gönüllü yükümlülüklerin hile ile ve bazen de sadece yanlışlıkla ya da yanlış bilgilerden ileri gelmesi temelinde bir kenara bırakılması gerektiğini itiraf ederler. Yine cezalandırmanın meşruluğu kabul edildiğinde bile cezanın suçlara doğru bir şekilde bölüştürülmesini tartışırken pek çok çatışan adalet kavrayışı ortaya çıkmaktadır. Bu meselede hiçbir kural kendini göze göz dişe diş gibi ilkel ve kendiliğinden bir adalet duygusu kadar güçlü şekilde dayatmaz. Her ne kadar Yahudi ve Müslüman hukukunun bu ilkesinin Avrupa'da bir maksim olarak uygulanırlığı çoğunlukla terk edilmişse de pek çok zihinlerde gizli bir özlem olarak kaldığından şüpheleniyorum. Şans eseri suçu işleyenin başına bunun karşılığı tam da o belirli şekilde gelirse açığa vurulan genel tatmin hissinden bu şekilde bir karşılığın kabul edilebilirliğine ilişkin hissin ne kadar da doğal olduğuna tanıklık edilir. Pek çoklarına göre ceza vermede adaletin ölçüsü cezanın işlenen suçla orantılı olması gerekliliğidir. Yani bu tam da suçlunun ahlaki suçluluk duygusuna göre ayarlanmış olmalıdır. Bunu savunanların düşüncelerine göre ne kadar cezanın suçluyu bu suçu işlemekten caydırmak için gerekli olduğunu düşünmenin adalet sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. Yine diğer bazılarına göre ise bunu düşünmek her şeydir. Bunlara göre en azından insan için hem cinsine suçun ne olursa olsun onu aynı şeyleri tekrar etmekten, diğerlerini de onun yanlış davranışlarını taklit etmekten alıkoymaya yetecek kadardan fazlasını çektirmekten adil değildir. Daha önce değinilmiş bir konudan örnek verelim. Ortak endüstriyel bir işbirliğinde ücretin daha yüksek olmasının yetenek ve ustalığa göre belirlenmesi adil midir, değil midir? soruya olumsuz yönde cevap verildiğinde elinden gelenin en iyisini yapan herkesin eşit derecede ücret hak ettiği ve kendi hatası olmayan bir şey yüzünden daha aşağı bir konumda olmasının adaletli olmayacağı ileri sürülmektedir. Daha yüksek yeteneklere sahip olanlar dünyadaki kaynaklardan daha fazla hisse almaksızın da zaten yarattıkları hayranlıkla bıraktıkları etkiyle ve kendilerinde hazır bulunan tatmin duygusunun içsel kaynaklarıyla yeterinden fazla avantaja sahiptirler. Bu yüzden toplum adaletli olmak için bu durumu daha da kötüleştirmek yerine avantajların eşitsizliğindeki haksızlık için bu daha az ayrıcalıklı olanları tazmin etmelidir. Karşı görüş ise toplumun daha becerikli çalışandan daha fazla şey kazandığını bu kişinin hizmetleri daha işe yarar olduğu için de toplumun ona daha fazlasını vermesi gerektiğini, çünkü zaten gerçekte ortak payın büyük kısmının onun çalışması sonucu oluştuğunu ve bunu ondan almanın bir tür hırsızlık olacağını ileri sürer. Eğer bu kişi sadece diğerlerinin aldıkları kadar alacaksa, kendisinden adil olarak da ancak onlar kadar üretmesi ve üstün verimliliğine rağmen daha az zaman ve çaba göstermesi talep edilebilir. Peki bu çatışan adalet ilkelerine başvurular arasında kim karar verecek? Adaletin bu konuda ahenk içinde bir araya gelmesi mümkün olmayan ve iki tartışmacının birbirlerine karşıt olanı seçtiği iki tarafı vardır. Biri bireyin alması gerekene adil olarak bakar, diğeri ise toplumun vermesi gerekene her biri de kendi bakış açısından itiraz götürmezdir. Ve içlerinden birinin adalet temelinde seçilmesi tamamen keyfi bir durumdur. Tercihi sadece toplumsal fayda belirleyebilir. Yine vergilendirmenin bölüşümü tartışılırken başvurulan adalet ölçütleri de bir o kadar çok uzak ve uzlaşmazdır. Bir görüşe göre devlete yapılacak ödeme maddi varlıkla sayısal orantılı olmalıdır. Başkaları ise adaletin kademeli vergilendirmeyi, yani daha çok ihtiyaç fazlasına sahip olandan daha yüksek yüzdelikte vergi alınması gerektiğini düşünürler. Doğal adalet bakımından ise varlık durumunun tamamen görmezden gelinmesine ve herkesten aynı mutlak miktarın alınmasına ilişkin güçlü bir görüş ortaya konabilmektedir tıpkı bir gruba ya da bir kulübe üye olanların hepsinin aynı imtiyazlar için aynı miktarları ödemesinde olduğu gibi. Onların hepsi de eşit şekilde ya bunu öderler ya da ödemezler. Madem ki yasanın ve devletin korunması herkese yeter derecede ve herkesçe eşit derecede ihtiyaç duyulur bir şeydir, o zaman herkesin bunu eşit ücretle elde etmesinde herhangi bir adaletsizlik yoktur. Bir satıcının aynı mal için tüm müşterilerinden alım güçlerine göre değiştirmeyip aynı ücreti talep etmesi adaletsizlik değil, adalet olarak görülür. Bu görüş vergilendirmeye uygulandığında kimse tarafından savunulmaz. Çünkü kişilerin insanlık hisleri ve toplumsal uygunluk alanlarıyla güçlü bir şekilde çelişir. Ancak dayandığı adalet ilkesi en az ona karşı ortaya koyulmuş olan diğerleri kadar doğru ve bağlayıcıdır. Bundan dolayı diğer vergilendirme değerlendirmelerinde kullanılan savunma hattında zımni bir etkiye sahiptir. İnsanlar kendilerini zenginlerden daha fazla alınmamasının meşrulaştırılması adına devletin fakirlerden çok zenginler için bir şeyler yaptığını tartışmakta zorunluysa da ancak bu gerçekte de doğru değildir. Çünkü zenginler hukukun ve devletin yokluğunda kendilerini fakirlerden daha iyi koruyabilir ve aslında büyük olasılıkla fakirleri de köleleri haline getirebilirler. Yine başkaları şimdiye kadar söylenen aynı adalet kavrayışına uyarak herkesin kendi kişiliğinin korunması adına eşit kelle vergisi ödemesi gerektiğini ancak mülkiyetlerinin korunması için eşit olmayan bir vergi ödenmesi gerektiğini çünkü bunun eşit olmadığını savunurlar. Bu görüşe kimileri bir insanın sahip olduklarının kendisi için diğer bir kişinin sahip oldukları kadar değerli olduğunu söyleyerek cevap verirler. Tüm bu karışıklıktan faydacı olan dışında bir kurtuluş şekli yoktur. Öyleyse adil ve uygun olan arasındaki fark sadece varsayımsal bir ayrımıdır. İnsanoğlu adaletin davranış biçiminden daha kutsal bir şey olduğunu ve bu ikinciye ancak birinci tatmin edildikten sonra kulak verilmesi gerektiğini düşünmekle bir hayale mi kapılmış olmaktadır? Hayır, kesinlikle. Bu duygunun doğası ve kaynağı üzerine getirmiş olduğumuz açıklama gerçek bir ayrıma işaret eder. Eylemlerin sonuçlarının kendi ahlakları için bir etken olmasından en büyük nefrete duyduklarını ileri sürenlerden hiçbiri bu ayrıma benden daha fazla önem atfetmemiştir. Fayda üzerine dayandırılmış hayali bir adalet ölçüsü inşa eden her tür teorideki gösterişli iddiaları tartışırken ben aslında faydaya dayalı adaletin tüm ahlak çeşitlerinde başrolde olduğunu ve kıyas götürmez bir şekilde en kutsal ve bağlayıcı parçayı oluşturduğunu varsayıyorum. Adalet diğer her kuraldan daha fazla yaşama rehberlik edecek. İnsanın esenliği ile ilgili ihtiyaçları en yakından ve bu yüzden en mutlak zorunluluk ile ilgilendiren belirli bir grup ahlaki kurala verilen isimdir. Adaletin düşüncesinin ve bir bireyde yerleşik olan hakkın özü olarak bulduğumuz kavramda buna daha bağlayıcı bir yükümlülük ile işaret ve tanıklık eder. İnsanların birbirlerine zarar vermelerini engel olan ahlaki kurallar, insanın esenliği için ne kadar önemli olsa da sadece insan ilişkilerinin kimi kısımlarını idare etmenin en iyi şekli olan herhangi bir maksimden daha hayatidirler. Ayrıca, insanın toplumsal hislerinin tümünü belirlemede ana etmen olmaları özelliğine de sahiptirler. Bunlara uyulması insanlardaki barışın korunmasını sağlayan yegane şeydir. Eğer bunlara uymak kural ve uymamakta istisna olmasaydı herkes bir başkasına, ona karşı kendini sürekli korumaya alması gereken olası bir düşman görünürdü. Daha az önem arz etmeyen bir diğer husus, bunların insanların birbirlerine zorlamak için en güçlü ve en doğrudan çabaları gösterdikleri kaideler olmasıdır. Birbirlerine sadece ileriye dönük talimatlar ve tavsiyeler vererek hiçbir şey kazanmadıklarını düşünebilir ya da kazanmayabilirler. Birbirlerine pozitif hayırseverlik ödevi terkin ederek ise çok daha az olmakla birlikte kesin bir çıkar elde ederler. Bir kişinin başkalarının yararına ihtiyacı olmayabilir ancak kendisine zarar vermemelerine her zaman ihtiyaç duyar. Bu yüzden her bir bireyi başkalarından ya doğrudan ya da kendi iyiliğinin peşinden gitme özgürlüğünden alıkoymaları ile zarar görmekten koruyan ahlak kuralları onun en içten sahip olduğu şeydir. Ve bunları sözlü ve fiili olarak uygulamak ve yaymakta en güçlü çıkarı saklıdır bir kişinin bunları gözetmesi onun insanlık kardeşliğinin bir parçası olarak var olmaya uygun olup olmadığını ölçer ve değerlendirir. Zira o kişinin bağlantıda olduğu diğerleri için sıkıntı yaratıp yaratmadığı buna dayanarak anlaşılır. Adaletin yükümlülüklerini oluşturanlar da başlıca bu ahlak kurallarıdır. En belirgin olan ve bu duyguyu niteleyen Nefret hissine gücünü veren adaletsizlik durumları, haksız ihlale ya da biri üzerinde gücün haksız kullanımına ilişkin eylemlerdir. Bunun hemen ardından birinin hakkı olanı ondan haksız bir şekilde almak gelir. Her iki durumda da bir kişiye ya ona doğrudan acı verme ya da ona ister fiziksel ister toplumsal olarak makul bir sebeple ihtiyaç duyduğu kimi şeylerden mahrum bırakma yoluyla kesin zarar vermek söz konusudur. Bu birincil ahlak kurallarını gözetmeyi buyuran aynı güçlü nedenler bunları ihlal edenlerin cezalandırılmasını emreder. Kendini koruma, başkalarını koruma, ve intikam dürtülerinde olduğu gibi böyle insanlara karşı yöneltilen öç ya da kana kan gibi istekler adalet duygusu ile yakından ilintili hale gelir ve evrensel olarak bu düşüncenin bir parçası olurlar. İyiye karşı iyi de adaletin ilkelerinden biridir ve bu her ne kadar toplumsal faydası açık olsa ve doğal bir insani hissi yanında getirse de yine de adillik ve adaletsizliğin en temel konularında mevcut olan zarar ya da hasarla ilk görüşte kurulan ve söz konusu duygunun karakteristik yoğunluğunun kaynağı da olan apaçık bağ sahip değildir. Ancak bu bağ daha az açık olsa da en az öteki kadar gerçektir. Yararları kabul edip de ihtiyaç duyulduğunda onları geri iade etmeyen kişi beklentilerin en doğal ve makul olanını boşa çıkarmak ile gerçek bir zarar vermiş olur. Bu beklentiyi en azından zimni bir şekilde özendirmelidir. Aksi takdirde bu yararları da nadiren edinir. İnsani kötülükler ve haksızlıklar arasında beklentinin boşa çıkarılmasının önemi. Ahlaka fazlasıyla aykırı olan dostluğa ihanet ve sözünde durmama gibi iki eylemdeki temel suçun meydana konması olgusunda gösterilebilir. İnsanoğlunun katlanabileceği pek az yara bundan daha büyüktür ve hiçbiri de bunlara alışkanlıkla ve tam bir güvenle inanılırken ihtiyaç anında hüsrana uğrattıklarından daha fazla yaralamaz. Pek az haksızlık ise iyilik yapmanın alıkonmasının olmasının bu basit şeklinden daha büyüktür. Hiçbiri ise insanın, ister acıyı çeken olsun, ister duygudaş bir gözlemci, daha fazla zoruna gitmez. O halde, herkese hak ettiğini verme ikisi, yani iyiliğe iyilik, kötülüğe de kötülük ile karşılık verme, sadece tanımlamış olduğumuz gibi adalet düşüncesince kapsanmakla kalmaz, aynı zamanda adil olanı insani takdirde sadece uygun olandan daha üste koyan bu duygu yoğunluğunun gerçek nesesidir. Dünyada geçerli olan ve genellikle işlemlerde başvurulan adalet maksimlerinin çoğu aslında burada bahsettiğimiz adalet ilkelerinin fiiliyata geçirilmesinde sadece aracıdırlar. Bir kişinin sadece kendi iradesiyle yaptıklarından ya da kaçındıklarından sorumlu olması, savunmasını dinlemeden bir kişinin suçlanmasının adaletsiz olması, cezanın suçlu orantılı olması gereği ve benzeri, kötülüğe karşı kötülük adil ilkesinin bu meşrulaştırma olmaksızın yozlaşarak kötülüğün eziyeti haline gelmesini engellemeyi amaçlayan maksimlerdir. Bu ortak maksimlerin büyük bir kısmı mahkemelerin icraatlarından çıkarak kullanıma sokulmuştur. Bu sayede doğal olarak aksi halde diğerleri üzerinde oluşturması muhtemel olandan hem gerektiğinde ceza uygulamasında hem de herkese hakkı olanın verilmesinde çok daha tam bir tanınma ve ayrıntıya götürürler. Hukuki erdemlerin ilki olan tarafsızlık kısmen en son bahsettiklerimiz yüzünden yani adaletin diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde zorunlu koşul olması sebebiyle adaletin bir yükümlülüğüdür. Ancak bu hem geniş kitlelerin hem de eğitimde olanların takdirinde adalet kaideleri arasında yer alan eşitlik ve tarafsızlık maksimlerinin insani yükümlülükler içerisindeki yüksek mevkiinin tek kaynağı değildir. Bir açıdan bunlar hali hazırda ifade edilmiş olan ilkelerin sonuçları olarak düşünülebilir. Eğer herkese kendi hakkını vermek İyiye iyilikle, kötüye kötülükle karşılık vermek bir ödev ise o halde bundan zorunlulukla bize iyilik eden herkese yani eşit derecede iyiliği kesinlikle hak eden herkese eşit derecede iyilikle karşılık vermemiz gerektiği sonucu çıkar. Bu toplumsal ve dağıtıcı adaletin en yüksek derecede soyut ölçüsüdür. Buna tüm kurumların ve tüm erdemli yurttaşların çabalarının mümkün olan en ileri derecede yaklaşması gereklidir. Ancak yine bu büyük ahlaki ödevin kendisi de ahlakın ilk ilkesinden doğrudan çıkmış ve ikincil ya da türetme öğretilerin sadece mantıksal sonucu olmayan daha derin bir temel üzerinde durur. Bu tam da faydanın anlamı ya da en yüksek mutluluk ilkesi ile bağlantılıdır. Bu ilke, eğer bir kişinin mutluluğu eşit derecede varsayılıp da tamı tamına bir diğer kişininki kadar hesaba katılmadığı takdirde sadece kelimelerden ibaret olur. Bu koşullar sağlandığında Bentham'ın herkes bir sayılmalı Kimse birden fazla sayılmamalı şeklindeki veciz ifadesi fayda ilkesinin altına açıklayıcı bir yorum olarak not düşülebilir. Ahlakçılar ve kanun yapıcıların görüşlerinde herkesin mutlulukta eşit hak iddiası olması aynı zamanda mutluluğa götüren tüm araçlar üzerinde eşit hak iddiasını da kapsar. Tabii insan yaşamının kaçınılmaz koşulları ve herkesin dahil olduğu genel çıkarın maksimine sınırlar getirmesi durumu hariç. Zaten bu sınırlar kesin bir biçimde çözümlenmelidir. Adaletin tüm diğer maksimlerinde olduğu gibi bu da hiçbir suretle evrensel olarak uygulanmaz ya da uygulanabilir olarak görülmemiştir. Tersine hali hazırda belirtmiş olduğum gibi bu her bir kişinin toplumsal uygunluk düşüncesine göre değişir. Ancak her ne durumda uygulanabilir olarak varsayılıyor olursa olsun, orada adaletin emri olarak görülmelidir. Herkesin eşit muameleye hakkı olduğu varsayılır. Tabi herhangi bir kabul edilmiş toplumsal uygunluk durumu tersini gerektirmiyorsa. Bunun sonucunda artık uygun olduğu düşünülmeyen tüm toplumsal eşitsizlikler sadece basit bir uygunsuzluk değil aynı zamanda adaletsizlik niteliği de üstlenirler. Ve i̇nsanların bir zamanlar nasıl tahammül edebildiklerine şaştıkları derecede zalimce görünürler. Yine de bunu yaparken insanlar belki de aynı şekilde yanlış bir uygun olma kanısıyla düzeltildikleri takdirde şimdi onayladıklarının sonunda en az kınamayı başardıkları kadar canavarca görünmesini sağlayacak başka eşitsizliklere nasıl tahammül etmekte olduklarını unuturlar. Toplumsal gelişmenin tüm tarihi bir gelenek ya da kurumun toplumsal varoluş açısından birinci derecede gerekli olduğu varsayımından evrensel olarak adaletsiz ve zalimce olduğu düşünülen bir konuma düşmesiyle ardından bir başkasının geldiği bir dizi geçişten ibarettir. Aynı şey kökler ve özgür insanlar, soydular ve serfler, üst tabaka ve alt tabaka ayrımlarında da gerçekleşmiştir. Renk, ırk ve cinsiyet aristokrasisinde de gerçekleşecektir ve zaten kısmen de gerçekleşmektedir. Buraya kadar söylenenlerden anlaşılıyor ki adalet toplu olarak gözetilen, toplumsal fayda ölçeğinde üste yer alan ve bu yüzden diğer her şeyden daha fazla yükümlülüğü olan belirli ahlaki gerekliliklere verilen bir isimdir. Yine de bazı başka toplumsal ödevlerin adaletin genel maksimlerinin herhangi birini geçersiz kılacak şekilde daha önemli olduğu kimi durumlarda söz konusu olabilir. Nitekim bir yaşam kurtarmak için gereken yiyeceği veya bir ilacı çalmak ya da zorla almak ya da mevcut tek kalifiye doktoru görevini yapmaya zorlamak sadece hoş görülebilir bir şey değil, aynı zamanda bir ödev haline de gelebilir. Böylesi durumlarda bir erdem olmayan hiçbir şeyi adalet olarak adlandırmadığımızdan çoğunlukla adaletin diğer ahlaki ilkelere yol vermesi gerektiğini değil de sıradan durumlarda adil olanın o diğer ilke neticesinde özel bir durumda adil olmayacağını söyleriz. Dilin bu yararlı kullanımı ile hem alelade atfedilen geçersizleştirmeme durumu korunur hem de böylece övgüye değer adaletsizlikler olabilmesi durumunu savunma zorunluluğundan da kendimizi kurtarmış oluruz. Şimdi ileri sürdüğümüz bu düşünceler sanırım faydacı ahlak teorisindeki tek gerçek zorluğu da çözmektedir. Adalete ilişkin tüm durumların aynı zamanda uygun olana ilişkin durumlar olduğu her zaman açıktır. Buradaki ayrım öncekiyle bağdaştırılan özel duygunun diğerlerinden farklı olmasıdır. Eğer bu karakteristik duygu yeterince açıklanabilirse, eğer onun için özel bir köken varsaymak gerekmezse, eğer bu sadece toplumsal iyi talepleriyle genişletilerek ahlakileştirilmiş doğal bir kin hissi ise ve bu his adalet düşüncesinin karşılık geldiği her tür durumda mevcut olmak zorunda ise, bu düşünce faydacı etik açısından daha fazla bir engel teşkil etmez. Adalet bir tür olarak diğerlerinden çok daha önemli ve bu yüzden de daha mutlak ve zorunlu kimi toplumsal faydalara verilen uygun isimdir. Böylece sadece derece olarak değil, tür olarak da farklı bir duygu tarafından doğal ve zorunlu biçimde korunmaktadır. Bundan dolayı sadece insani hazlı ya da hayatı kolaylaştıran şeyleri yediştirme düşüncesiyle bağlantılı olan daha ılımlı duygulardan, buyruklarındaki kesin doğası ve yaptırımlarındaki daha sert karakteriyle ayırt edilir. Son